Ekranda gördüğünüz kare bir tamı temsil ediyor. Bu tamın bir kısmı maviye boyanmış. Ve bu videoda mavi boyalı kısmı kesir, ondalık sayı ve yüzde olarak nasıl ifade edebileceğimizi göreceğiz. Her zaman olduğu gibi videoyu duraklatın ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Gelin önce kesirle başlayalım. Bir bakalım, bu tamı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 eşit parçaya ayırmışlar. 10 eşit parçanın 6 tanesi maviye boyalı olduğu için mavi alan 1 tamın onda 6'sını temsil ediyor diyebiliriz. Payı ve paydayı 2'ye bölersek de, 6 bölü 10'u 3 bölü 5 olarak da yazabiliriz. Sıra geldi ondalık sayıya. Şimdi yine videoyu duraklatın ve mavi alanı bir ondalık sayı olarak yazmaya çalışın. 6 onda birliği bir ondalık sayı olarak yazmak için birler basamağıyla başlıyoruz. Virgülü koyduk. Onda birler basamağında 6 tane onda bir olacağı için bu basamağa 6 koyacağız. Evet, 6 onda birliği gösterebilmek için onda birler basamağına 6 koyduk ve sıra geldi yüzde olarak yazmaya mavi alanı yüzde olarak göstermek istediğimizde 6 bölü 10'un paydası 100 olduğunda kesrin ne olacağını düşünmemiz lazım. Payda 100 yapabilmek için 10 ile çarpıyorsak payı da 10 ile çarparız. Bu da 60 eder. 6 bölü 10, 60 bölü 100'e eşittir ve bu da yüzde 60 demektir. Hemen yazalım. Yüzde 60. Evet, gelin bir tane daha yapalım. Buradaki büyük kare 1 tam ve yine maviye boyalı alanı bir kesir, ondalık sayı ve yüzde olarak göstermeye çalışacağız. Evet, hemen videoyu duraklatın ve soruyu kendi başınıza bir deneyin. Burada 10, burada da 10 küçük kare olduğuna göre bu tam 100 tane küçük kareden meydana geliyor. Küçük karelerin her biri yüzde 1'e, yani 1 bölü 100'e eşit. Boyalı alanları sayacak olursak, bu satırda 10, bir 10 daha etti 20, 30, 40 ve 1, 2, 3, 4 tane daha, 44 tane mavi kare var. O zaman aradığımız kesir 44 bölü 100 ya da 44 yüzde birlik. Payı da paydayı da 4'e bölersek 11 bölü 25 eder. Ondalık sayıyı düşündüğümüzde 44 bölü 100, yine birler basamağıyla başlıyoruz. Virgülü koyalım, 44 yüzde birlik, 4 onda birlik ve 4 yüzde birliğe eşit olduğu için virgülden sonra 44 yazıyoruz. Son olarak mavi alanın temsil ettiği yüzdeyi yazmak için de 44 bölü 100, yüzde %44 44'e eşittir. Yüzde 44. Yüzde 44. Bu kadar.